Selam dostlar. Ben Akıncı Mahmut. Bugünkü konumuz global mapper. Bugün bunu işleyeceğiz bakalım. Bunu videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Gerek olan kişiler oradan indirebilir. Bu program 64 bit. İşletim sistemi 64 bit olanlar kurabilir. 32 bit olanlar bu programı kuramaz. 32'si yok zaten bunun. 64 bit bu. Ona göre bakarsınız duruma. Önce Google Earth. Konumu yapıştırıyoruz. Arıyoruz. Ve Bulgaristan'a geliyoruz. Evet. Bu. Bunu şimdi biz buradan KML olarak indireceğiz. Buradan aşağı kayıtlıyoruz. Buradan da farklı kaydet. Masaüstü. Bu fark etmez. KMZ de olur. KML de olur. Kaydet. Evet. Dosyamız burada. Şimdi global açıyoruz. Biraz geç açılıyor böyle. Evet. Burada Open Data Files. Masaüstü indirdiğimiz KML dosyası. Aç. Evet, buraya geldi. Şimdi buradan bu dünya haritasını görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Buradan bir harita yüklüyoruz. Bunu yükleyelim. Astrem. Buradan tamam diyoruz. Bir tane daha yükleyeceğiz. Aynı yerden. Buraya da World IMAG. Açıyoruz. Evet. Şimdi yüklediğimiz dosya yukarıda kaldı. Bunu aşağı alacağız. Buradan basacağız. Basılı tutup aşağı çekip bırakacağız. Ve buradan hayır diyeceğiz. Evet. Bunu mouse'u da çekebilirsiniz. Veya buradan artı eksi onu da getirebilirsiniz. Bir tık daha basan ne olacak o zaman? Evet.
Evet, buradan getiriyoruz işte. A tekstilden getirebilirsiniz veya mouse çekerek getirebilirsiniz. Mouse çektim biraz sağa sola kayıyor da. R tekstilden getirirseniz daha iyi. Evet, bu böyle. Ondan sonra haritamızı sabitledik. Bunlar çizimle alakalı şeyler. Biz bundan çizeceğiz. Aynı zamanda bunu da işaretlememiz gerekiyor. Yoksa çizmez. Yoksa çizmez. Buraya şöyle bir uçur. Bizim şey kayboldu ya. Dur şuraya işaretleyelim. Evet, bu şeyi kaldırmadığımız için oldu. Yani şunu kaldırmamız lazım ki bize engel olmasın. Evet, buraya bir tane şöyle bir nokta koyalım. Açacaksınız tabi böyle biraz. Ama şöyle birleşmeyecek şekilde bırakacağız. Böyle bir dosya açılacak. Şurada da bir aralarca bir isim verelim. Ondan sonra şurayı açalım. Burada şunu. Açmasanız olur ama. Yine şöyle bir şey olsun. Evet. Bunu tıklamamız lazım. Yoksa şimdi her açtığında bu sayfayı açacak. Bunu tıklamazsak o sayfaları açar. Çizemezsiniz. Bunu tıklayacaksınız. Okey. Evet. Bu şeyi de paylaşacağım. İzleyi de paylaşacağım. Videonun açıklama kısmında almak isteyen olan alabilir. Ama şöyle şimdi bu programları 64 bit işletim sistemi olanlar kullanabiliyor. Çünkü benim sistemim 64. Ondan sonra şey bazı bilgisayarların çözünürlüğü, bak benim burada sınırda çözünürlüğü şeydir, ne diyeceğim, izlek sığmaz falan, o şekilde belki engel olabilir. Onları artık denersiniz, ona göre şey yaparsınız, uyarsa kullanırsınız, uyumazsa yapacak bir şeyim yok. Evet, bu böyle. Bunu kapatalım. Ondan sonra buraya file, kayıt için file. Ondan sonra bunu böyle kaydır. Export. Export vektör lidar format. Buradan KML KMZ bulursunuz. Ya bu program Derya Deniz de işte kullanabilmek. Bunun hepsini nereden kullanacağız biz de? Evet. KML, KMZ. Biz burada KML işaretleyeceğiz. Bak burada KMZ var, KML var. Biz KML diyeceğiz.
Okey diyeceğiz. Masa üstüne bir isim vereceğiz. Bakın diyeyim şöyle. Evet. Masa üstü. Aynen. Bazı şeyleri kabul etmiyor. Neyse. O da neden şey bilgisayarın admin adından. Ya ben bunu biraz hızlı diye şey kurdum. İngilizce kurdum. Türkçe'ye çevirdim falan bir şeyler oldu. İyi mi? İyi de biraz bazen sıkıntı yaratıyor işte. Evet. Dosyalarımız burada. Şimdi Google açıyoruz. Daha doğrusu şöyle bir yapalım değil mi bunu? Bak. Şu indeks çevresiymiş. Aa, böyle bir şey indirmiş buraya. Bu kadar büyük. Dinlemiş bunu. Ondan sonra bu da böyle bir şeymiş. Bunu böyle yapmış. Evet. Şimdi Google açalım. Visualizer. Evet. Visualizer. Dosya seç. İndirdiğimiz dosya seçiyoruz. Global'den. Birinci dosya. İndirdiğimiz ikinci dosya. İndeks. Evet. Burada hız, eğim, mesafe, mevcut eğimliği, kaynak, dönüştür. Ya bu telekomla da başımız dertte yani var ya. İkide bir ağ kesiliyor. Ne yapsam? Evet. İndiriyoruz. Kendine gelirse. Buradan indiriyoruz. Buradan çekip alırız veya klasör açarsınız. Daha önce de gösterdim. Buradan. Evet. Evet, dosyamız buradan. Bunlarla işimiz bitti. Bunları silelim. Bu da oradan gelen dosyalardan bir tanesi. Başka işlemler için kullanıldığı için bir dünya işlemi var. Sadece bizim işimize yarıyor değil ya Global Mapper. Haritacılar çok kullanıyor bunu. TÜİK dosyası, ne bileyim işte PNG falan filan. Genelde görüntü indiriyorlar ondan. Evet. Bir surferimizi açalım. Buradan dosyamızı alalım. Visualizer'den indirdiğimiz dosya. Tamam. Buradan pazarlıklarımızı sileyim. Böyle. Buradan da sileyim. Buradan da genelden ters çevireyim. Siz artık bana mı uyarsınız?
Yoksa başka yönteminiz mi var? Onu ben bilmem. Evet. Bunu kayıtlayalım. Sağ ve az. Bunun için yapalım. Burası dat olacak. İsmi değiştirmek isterseniz değiştireyim. Tamam. Tamam. Bu kadar. Şimdi bunu buradan da alabilirsiniz. Dat dosyasını buradan da alabilirsiniz. Aynı şey. Sekmenin biri orada, biri orada. Yani farkı yok aslında. Buradan blogs'ı buradan da dosyasını alıyoruz. Evet. Buraya dokunmuyorum ben. İleri. Burada lineer. Burada bu sefer ne yapalım? Aslında eksponantiyel yapalım. Buraya. İleri. Ama geriye. Autofit yapalım bir de. İleri 29.885 dosyamız varmış. Burasını yani aslında çok dönem yok. Daha önce de ben girmedim ama bu aralar 20 giriyorum. Bir şey oluyor mu olmuyor mu? Aslında çok da fark eden bir şey yok bence sanki. Gene de böyle bir giriyorum işte. Ondan sonra dosyamız 29.885. 29.885. Yani vallahi kedi merdiveni gibi çıktı. Evet. Burada data alayım. Data max. Burada son. Evet. Kontrol haritası böyle bir şeymiş ancak. Bakalım ne çıkacak. Burada grid. Calculus. Fizz, derivatı. Buradan dosyamızı seçiyoruz. Ondan sonra kontürde kalsın. Ok diyelim. Evet, böyle bir şeymiş anda. Bakalım ne verecek. Ondan sonra filtre. Biz genel rutin şundan bir alalım bir tane gene. Böyle bir şey çıktı burada. Ne hayal eder bilmiyoruz. Ondan sonra şundan da bir alalım. Bir tane medyandan önce. Sanki yola gitme geliyor. Böyle bir şey. Şimdi medyan diyelim. Bunu 7-7 yapalım. Burayı da ne yapalım? Yine bir 270 gidelim bakalım buraya.
Öyle bir şey çıktı bakalım amca. Ne var? Koyan bakalım neymiş bu. Şöyle bir şeymiş herhalde amca. Burası öyle küçük bir yer değil zaten. Önüne bir şey yapmışlar onu. Ne o? Böyle gezilecek falan bir yer yapmışlar. Bu açılmış bir yer. Bundan sonra ne yapalım? Buradan gene biz bir var yalnız girelim diye. Şunu bir de bunu girelim. Biraz dağıttı gibi ya. Bir bakalım ne olacak bir. Medyan 7-7, ona çok girmeyelim, ona 45 girelim. Evet, lower diyelim. Bakalım ne olacak. Bence biraz fazla geldi filtreler, olmadı. Beş beş diyelim. Böyle bir şey var. Yalnız çok güzel renk vermiş. Hani bu rengi şeyde kokulayaktan indiremezsin, sana söyleyeyim. Renk dağılımı çok güzel. Ya bak, renklerini açmadım bile. Renklerini açsam neler olacak? Bu böyleymiş amca. Bundan fazlası olmaz buna. Evet. Bir alalım bakalım. Dosyamızı.
Kopyala. Buradan yine bir sekme açalım. Oraya yapıştıralım. Buradan şeylerini kaldıralım. Evet. Hatta şu öbürünü de alalım. İkisi de beraber indirelim. Bakalım ne olacak. Şuna kopyalım. Yapıştır. Bak rengi görüyor musun amca? Allah çok süper rengi var. Bunu şu üstü taşıyayım. Şöyle. Evet. Kaydedelim. Export. İndirme. Desktop. Masaüstü. Buraya da bir isim verelim. Anahtar bir şey şöyle diyelim isim. Kaydet. Tamam. Evet. Global'in kendine bindiren bakalım bir. Şöyle diyeyim. Buradan klasör işareti. Buradan masaüstü. Buradan kaydettiğimiz klasör. Ondan sonra buradan KMZ dosyası. Evet, gelen bu. İkincisini de alalım. Bu Google Yard gibi iki tane geldi miydi buradan açamıyorsun. Bu ayrı ayrı. Böyle bir şey. Öyle oldu böyle bir şey amca. Buradan açalım. Masa üstü. Dosyamız burada. Open diyelim bakalım. Evet. Resmimiz biraz sanki dönmüş. Şöyle. Önseymiş tam buraya geldik ve aradığımız yer burasıymış amca. O da neden? Aslında biz burayı oraya sığmadığı için tarayamadık. Burayı böylece taramamız lazımdı. Şöylece. Çünkü parça olursa tam sonuç olmaz. Ne çıkacaksa bunun içinde çıkması gerekiyor. Oraya da bu sığmadığı için yapamadık. O da neden? Bunları buradan kaldırman lazım. Burayı açman lazım. Bunları da kaldırırsan bunları düzenlemek ölüm. Yeni bir daha. Yani bunlar. Evet böyle. Aradığımız şey buymuş amca. Şu. Abi bir şey resmimiz dönmüş. Şöyle dönmüş olsa. Aha buraya gelecek. Aradığımız şey bu işte. Şurası. Evet bak. Yani şöyle az dönük olsa olay bitecek. Evet böyleymiş amca. Anlaştık. Güzel bir program. Ama söylediğim gibi bunu biz oraya sığmadığı için küçük taradık. Yani şey yerlerde normal ideal yerlerde kullanılabilir. Burası bayağı çok büyük yani. Burası öyle şaka maka ufak bir yer değil.
Bakalım şöyle bir. 82 metre burası. Yani. Tam da tarayamazsan olmaz zaten. Tam tarayamazsan çıkacak. Ne kadar çıkarsa bir şeyleri bir yerlere verecek. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yanındaki zili de basarsanız var ya dalından şimdi.